Şimdi bu hikaye tabii hani bizim ta Açık Radyo'dan gelen geleneğimiz, bu programa başlarken bir özet, hikayenin konusunu anlatan bir kısa bir şey söyleriz. Fakat bunu söylemek çok zor. Bunda bir konu söylemek çok kolay değil. Kendi hücresini inşa eden adamın öyküsü diyebiliriz sadece. Fakat dolayısıyla ben başlamış olayım isterseniz. Evet, girişten biraz okuyayım. Evet. Havaya girmek için aslında o gerekli gibi. Ben okuyayım da bir ilk şeyi. Koridorun dibinde daracık bir eşya odamız ve hemen yanında hiç kullanmadığımız bir tuvaletimiz var. Gürültüye uyandım. Gittiğimde kocamın odanın da tuvaletin de kapılarının yerlerinden söküp koridor duvarına yaslamış olduğunu gördüm. Olacak şey değildi. Telaşla koştum yanına. Ne yapıyorsun dedim. Neden söktün bu kapıları? Eliyle itti beni. Geri çekilip duvara yasladığı iki kapının ötesinden şaşkınlıkla onu izlemeye koyuldum. Tuvaletin de daracık odanın da pencereleri yok. Hangi sivri akıllı düşünmüşse böyle yapmış. Biz de oralara kullanmadığımız ya da az kullandığımız ötebeliği koymuştuk. Eski bir masa, boş valizler, su bidonları, ütü masası, elektrik süpürgesi, kovalar, bez falan. Gündüzleri koridorun aydınlığında evet ama geceleri ışık açmadan içlerine girmek olanaksızdı. Kocamın oralara tıkıştırdığımız ne varsa bir bir dışarı taşıdığını görmek iyice şaşırttı beni. Koridor bir yığın ıvır zıvırla dolmuştu. Sorularını yanıtlamıyordu. Sonra da çıkardığı ötebeliği üşenmeden tavan arasına taşımaya başladı. O gece üzülerek sabaha kadar onu izledim. Ortalık boşalınca tavan arasındaki tek kişilik eski Sonia'yı getirdi. Uğraştı ama Sonia'yı da aracı kapıdan içeri sokamadı. Ortadan kalkan anca ıvır zıvırın altından bir yığın pislik çıktığını düşünüp koştum. Süpürgeyle faraşı alıp geldim. Pisliği şöyle kabaca almak istedim. Tersledi beni. Engel oldu. Tavan arasında bir de eski şilte bulmuş. Getirdi. Yaydı Sonia'nın üzerine. Uzandı. Yattı. Kocam o geceyi orada o daracık yatakta geçirdi. Bu tür kısa bölümlerle ilerliyor aslında, böyle bir üç yıldızlarla birer sayfa birer sayfa ilerleyen bir öykü, karısının gözünden. Evet. Tabii İngilizce. İstersen oradan başlayalım. Evet, yani ben ilk düşündüğüm şey şuydu, karısının bakış açısından bir adamın bir şeyler yaptığını görüyoruz. Önce hiçbir fikrimiz yokken ben bunu kendi sesinden bir şeyde, bizim bir şehre gittiğimizde Kapadokya'da kendisinin çıkıp öykü okuma saatinde ben yeni bir şey yazdım deyip okuduğu an ilk dinlemiştim. O yüzden de hiç bilmeden dinlerken, eğer varsa da burada hiç şu anda okumamış kişi, acaba bu adam ne yapıyor, niye bu odayı boşalttı, ne oldu diye bir merakla karısının gözünden izliyoruz. Dolayısıyla da çok iyi bir tabii hikaye anlatıcısı olduğu için de hikaye anlatmanın bence en büyük, en güzel taraflarından biri merak uyandırmak ve bunu da son derece başarıyla yapıyor. Çok nötr bir dille, çok böyle duygudan arındırılmış bir dille karısının gözünden adamın bir şeyler yaptığını görüyoruz. Oysa ki biz sonuna vardığımızda öykünün bütün bunları neden yaptığını, karısını bildiğini anlayacağız tabii. Karısı aslında bu hareketlerin sebebini daha en başından beri biliyor. Ama biz okur bir biçimde bu bir sürprize doğru gideceği için yavaş yavaş alıştıra alıştıra kafamızda bir yapılandırma tercih ettiği için bunu bir biçimde saklıyor. Yani hangi sivri akıllı düşünürse böyle yapmış, penceresiz yapmış buraları derken sanki yani bu cümlede diğer kocasının yaptığı o garip hareketleri anlattığı cümle kadar eşitmiş gibi yazmış oraları ki biz bir anda adamın asıl sorununun ne olduğunu, adamın ve ailenin asıl sorununun ne olduğunu öğrenmeyelim diye. Mesela bu öykü birinci tekilden yazmış olsa, yani adamın zihninin içinden yazmış olsa işimiz çok daha farklı olacaktı belki. Yani dışarıdan bakmak, davranışlarının üzerinden bakmak hem bir mesafe katıyor hem de o hani yine öykü edebiyat sanatında hani hep konuştuğumuz şeyler vardı ya, göstermek, anlatmak diye. Burada biz görüyoruz. Bir şeyler görmeye başlıyoruz. Bir adamın birdenbire bir şeyler yapmaya başladı. Bir odayı, bir hücreye, ama daha hücreye ilk sayfada anlamasak bile hemen ikinci sayfada mekan transformasyonu var. Yani hikaye boyunca birincisi Murat'ın da dediği gibi çok kısa, düz, sade ve sadece okura göstermeye öncelikle yarayan cümlelerle kadın anlatıcının ağzından hikayenin içine giriyoruz. Hikayenin içine girer girmez bütün yapı bir mekan ve mekanın bir başka mekana dönüşmesi süreci, ama mekanın bir başka mekana dönüşmesi, bütün o transformasyon sürecinde neredeyse daha ilk
iletişim çabasında iletişimin de kapatılarak, neden söktüm bu kapıları dediği anda eliyle itti beni diyor adam hemen. O iletişimsizliği, o bilinçsizliği de kuruyor. Dolayısıyla mekanın bütün dönüşümü sırasında adam da kendi dönüşümünü yavaş yavaş tamamlıyor. Adamın dönüşümü ilerledikçe mekanla birlikte, mekanı çok detaylı bir şekilde mekandaki bütün değişiklikleri anlatacak hikayenin ilerleyen bölümlerinde. Bütün o değişimin sürecini de anlatacak. Nasıl değişiyor, ne oluyor, ne nereden getiriliyor, tavan arasına ne gidiyor, bahçeye ne atılıyor. Bütün o değişim sürecinin sonunda mekan, biraz önce Murat söylediği için söylüyorum, hücreye doğru ilerledikçe adamın da iletişimsizliğiyle birlikte kadının duyguları da ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü sonunda şunu biliyoruz, okumuş olanlar en azından biliyor ki kadın bütün bunların nedenini biliyor. Başta sadece bir kamera gibi bize göstermekle yetindiği cümleler hikayenin sonuna doğru, işin içine sevdayı, sevgiyi, aile olmayı veya olamamayı da katarak kadının duygularının da girdiği bir dile dönüşüyor. Bunu da ben oldukça güçlü buluyorum ki yeri gelince onu söyleyeceğim. Çok güçlü bulduğum ve etkileyen bir yeri vardır. Onu yeri gelince söyleyeyim. Şimdi bu konuda bir kere bu kadın anlatıcı meselesini bu kadar çabuk geçmeyelim. Geçmeyelim. Kadın anlatıcı önemli. Şunun için önemli. Okurun genel eğilimi, sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde okurun genel eğilimi anlatıcı karakterle yazarın cinsiyetini özdeşleştirmektir. Dolayısıyla okumaya başladığında daha ikinci satırda, ikinci paragrafın başında kocam diyerek bir kere o kocayı uyarıyor. Yani bu bir kadının anlattığı bir hikaye değil diyor. Bu önemli fakat çok enteresandır. Ben bazı işte böyle bir takım etkinliklerde bazı sorular dolayısıyla bunun enteresan bir mesele olduğunu, yazarlar üzerinde enteresan bir mesele olduğunu fark etmiştim. Bir kere ben genellikle erkek ağzından yazdığım için, öykülerimin büyük çoğunluğunda anlatıcılar erkek olduğu için bu soruyu çok karşı, bu soruyla çok karşılaşırım. Yani neden erkek ağzından yazıyorsunuz filan gibi. Bir tarihte İzmir'de bir oturumda, ismini vermeyeceğim şairin, dedi ki ya neden dedi böyle erkek ağzından, neden niye erkek ağzından falan, hani rahatsız oluyor aslında. Yani cinsiyetçi bir toplumun yaklaşımından söz etmek istiyorum burada. Yani bu edebiyatla uğraşan bir kitlenin okur ya da yazar olarak öncelikle kırması gereken bir şey zaten. Yani yazarın cinsiyetinin anlatıcının cinsiyetiyle herhangi bir şekilde ilişkili olduğunu düşünmek zaten bir cinsiyetçi bilinçaltının bizde var olduğunu gösteriyor bakarken. Dedi ki niye dedi böyle yapıyorsun, niye dedim yapmayayım, yani ben yazarım, ben istersem kaplumbağanın zihninden de yazarım, yani nereden istersem yazarım, cinsiyetin burada bir önemi yok. Ve ben birazcık samimiydik de sordum, yani sen niye erkek ağzından, kadın ağzından şiir yazmıyorsun, bak Enis Batur'un var mesela bir sürü, dedim hayatta yazmam dedi. O kadar büyük bir tepki gösterdi ki, çok böyle büyük bir tepki gösterdi ve ben dedim ki yani bu bizim bilinçaltıyla işimiz çok zor. Yani bu cinsiyetçi bilinçaltını aşmak çok büyük bir problem. Bir başka örnek dedi. Gene nedense İzmirli'de var bu galiba. O da İzmir'den bir çok da sevdiğim bir şair arkadaşımdı. Bana geldi bir gün bir hikaye için. Ya bu çok güzel bir hikayeydi. Bu kadın ne lezbiyen dedi. Anlatıcı erkek. O kadar ihtimal vermiyor. Yani bir kadın yazarın bir erkek ağzından yazacağını o kadar ihtimal vermiyor yani. Belki kendisi İzmirli değildir. Başı mı İzmir'de geldi yani? Bu soruya İzmir'de muhatap oldum. Dolayısıyla şimdi Erdal abinin bir kadın ağzından yazması önemli. Çok önemli. Yani bu çünkü şunu da unutmayalım. Erdal abi aslında sonuçta 40 kuşağı yazarlarından. Sayılır yani 50 kuşağı yazarlarından. Ve şeydi bilinç altındaki cinsiyetçi kalıntıları temizlemek için ciddi çaba gösteren bir yazardı. Pek çoğunun bu çabayı bile göstermediğini biliyoruz tarihteki yazarlara baktığımızda. Tabii bunun yazılma tarihi epey ileri. Bayağı işte 2000 filandı galiba. 2003 filan olsa gerek. İşte o tarihlerde yazdığı bir öyküdür. Tarih yok. Ben son öyküdür. 2006 Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanış tarihi ama değil. Yok, 2003, o doğru değil. Hayır 2002 kitabın basım tarihi 2002. Evet.
Dolayısıyla yani bu cinsiyetçi bilinçaltından bilinçli bir şekilde kurtulma. Fakat çok enteresan, şimdi bir kadının bakış açısı ve duyguları da yok aslında. Soğuk bir anlatı zaten var. Kahraman yine erkek burada. Yani sadece kadının bakış açısı bir biçimde onun davranışlarını anlatacak bir kamera gibi kullanılıyor. Evet ama bir ara karakter olarak. Ama bir dakika, o kadar basit değil. Çünkü hani biraz önce Yekta'nın sözünü ettiği sevda ile ilgili kısma geldiği zaman kadın anlatıcı önem kazanıyor. Evet. Yani o hücreden çıkıp da bir aşk, aşkın parçası olma durumu söz konusu olduğunda kadın anlatıcının kimliği öne çıkıyor. Adamın karısının anlattığını bilmemiz. Ayrıca karakterin kadın olması, ya yani karakterin erkek olması anlatıcının duygularının ya da anlatıcının kimliğiyle ilişki kurmamızı engel değil. Yani şey de olabilirdi, komşusu da olabilirdi, çocuğu da olabilirdi. Karısını seçmiş fakat tabii bir yandan da soğuk bir anlatı var. Yani kadın herhangi bir duygu eklemeden anlatıyor. Aşkın dahil olduğu kısımlar da dahil olmak. Orada da bir soğuk, mesafeli anlatı var. Yani böyle bir benim hiç hoşlanmadığım, o yüzden de zamanında eleştiriler aldım ama hiç hoşlanmadığım bu kadın duyarlılığı denen şeyden, mevzudan uzak, soğuk bir anlatı. Biraz Kafkaesk yapıyor onu anlatının kurgusu itibariyle. Bence sürprizi hazırlamak için. Evet. Ama başka nedenlerinin de şunu var. Yani sonuçta bu soğuk diye değerlendirebileceğimiz kadın bu hikayenin oluşmasına, yani adamın hücresini kurmasına neden olacak sürecin de bir parçası. Ondan önceki sürecin var olan bir tutukluluk sürecinin örneğin birebir parçası olmuş. Yani o anlamda o davanın, o sürecin yoldaşı olmuş bir kadın. Onun daha sıcak bakmasını bekleyemeyiz. Anlamaya çalışarak ve sadece el uzatmaya çalışarak bekliyor dedikten sonra ikinci bölümde. İkinci bölüm, evet.